Değerli basın mensupları, öncelikle Gazze'de yaşanan katliamı ve sorumlularını nefret ile kınıyorum. Son yaşanan olayda hastanenin bombalanması ve 500'den fazla kişinin hayatını kaybetmesi ve yaralıların artması haberleri gerçekten içimizi yaktı. Bu bir insanlık suçudur. Başta Birleşmiş Milletler olmak üzere uluslararası tüm kuruluşlar bir an önce harekete geçirilmelidir. Orada gerçekten özellikle masum insanların, kadınların, çocukların hayatını kaybettiğini görüyoruz. Bu gerçekten yaşanan katliamın önüne bir an önce geçmek, sadece kınamayla kalmamak önemlidir. Katliamda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum. Değerli basın mensupları, bugün eğitim sistemindeki sorunlar ve geldiğimiz nokta ile ilgili yapacağımız bir basın açıklamamız olacak ve içerisinde farklı farklı eğitimin sorunlarına değineceğim. Evet, eğitim sisteminin ulusal düzeyde başarı ve başarısızlığını, sahip olduğu amaçlar ve bu amaçları gerçekleştirmek için belirlediği ilkeler doğrultusunda istenilen sonuçlara ulaşılıp ulaşılmadığının anlaşılmasıyla belirliyoruz. Peki eğitim sistemi acaba hangi amaçları, hangi hedefleri koyuyor ülkemizde? Bu önemli, bu tartışılmalı. Aslında eğitim sistemi belirlenen amaçlar doğrultusunda nesiller yetiştiriyor, toplumun birliğini ve devamlılığını sağlıyor. Ama az önce de ifade ettiğim gibi belirlenen amaçlar ve hedefler nedir, neler öncelenmiştir? Bunlar önemli. Ve iktidarın görüyoruz ki çocukların ve gençlerin maksimum yararını öncelemek gibi bir hedefi yok. Ama okulları siyasetin arka bahçesi haline getirmek gibi bir hedefi kesinlikle var. 20 yılın sonunda eğitim toplumun refahını ve mutluluğunu arttıran anayasal hak ve hizmet olmaktan gerçekten uzaklaşmış durumda. Herkesin şikayetçi olduğu bir alan haline gelmiş durumda. İnsanlarımız için hem ekonomik hem de duygusal bakımdan bir yük getirmiş ve mutsuzluk, geleceğe güvensizlik olarak karşımıza çıkmış durumda. Oysa eğitim sistemi böyle bir tablo asla sergilememeli diye düşünüyoruz. Son yayınlanan Milli Eğitim Bakanlığı istatistikleri, zaten biz söylemiyoruz, Milli Eğitim Bakanlığı'nın istatistikleri söylüyor. Biz bunları sadece yorumluyoruz ama bu istatistiklerin bize anlattığı durum şöyle. Bir kere MEP istatistikleri eğitim sisteminin bakan ve bürokratların bahsettiği kadar iyi durumda olmadığını çok net ifade ediyor. Mesela birkaç örnek vereceğim, hepsine değinmeyeceğim ama resmi okullardaki öğretmen sayısı 975 binden 974 bine düşmüş. Yani biz daha çok öğretmenimiz olsun, daha öğrenci başına sınıflardaki öğrenci sayısı azalsın, öğretmen sayısı artsın, ücretli öğretmenlik uygulaması kalksın derken öğretmen sayılarının azaldığını görüyoruz. Emekli olan öğretmenlerin çünkü sayısı hiç dikkate alınmıyor, şu kadar atama yaptık derken. Ve mevcut bu politikalarla da atama bekleyen yaklaşık 1 milyon öğretmenin de sorununa hiçbir çözüm getirilmiyor. Okul derslik sayılarına baktığınızda yeni yatırımların asla yeterli olmadığı, hatta yatırım olacak nitelikte dahi sayılmayabileceği ve okul derslik sayılarında özellikle ortaokul ve ortaöğretim düzeyinde imam hatip okullarına yönelik bir pozitif ayrımcılık yapıldığını da görüyoruz. Biz hep şunu söylüyoruz. Hangi okul türüne ihtiyaç varsa o konuda sayılar arttırılmalı. Yani ne kadar İmam Hatip'e ihtiyaç varsa, ne kadar Anadolu Lisesi'ne ihtiyaç varsa, ne kadar diğer kurumlara ihtiyaç varsa, kademelere ihtiyaç varsa, ancak burada bu planlamanın gerçekten gerçek talepleri yansıtmadığını da söylemek doğru olur. Yine eğitim sistemimiz her geçen gün fırsat eşitliğini sağlamaktan ziyade fırsat eşitsizliğini derinleştirerek gidiyor. Ve bu ülkemizin her yanında gerçekten göze batan durumda ve şu ekonomik koşullar altında gerçekten vatandaşların alım güçleri düştüğü şu koşullar altında fırsat eşitsizliği
eğitimde bir takım sorunları da beraberinde getiriyor. Ve şunu unutmayalım ki, diğer ülkelere baktığınızda, özellikle OECD ülkeleri arasında bir kıyaslama yaptığınızda, velinin cebinden en çok para çıkan ülke bizim ülkemiz. Oysa velinin cebinden çok daha az para çıktığı ve kamusal bir eğitimin gerçekten uygulandığı ülkelerde başarının daha yüksek olduğunu, okullaşma oranının da daha yüksek olduğunu görüyoruz. Yine özel eğitim kurumlarına özellikle özel öğretim kurumları sayısının arttığını görüyoruz. Yani 4+4 eğitim modeliyle kamusal eğitimden de aslında bir yerde uzaklaşılmış özel öğretim kurumlarının desteklendiğini de görüyoruz. Değerli basın mensupları, iktidarın hedefleri doğrultusunda laik eğitimden uzaklaşılmaya çalışılmaktadır. Şöyle ifade edeyim, eğitimde laiklik 3 temel prensip üzerinde ifade edilebilir. Birincisi müfredatın laik olması, bir diğeri eğitim mekanlarının laik olması, bir diğeri de eğitim personelinin laik olması. Ama son uygulamalar, işte birkaç örnek verirsek, ÇEDES projesi gibi, müfredat değişiklikleri gibi, kız öğrenciler ayrı okulların açılması konusunun tartıştırılması, gündeme getirilmesi gibi, işte mescit zorunluluğu gibi, yapılan protokoller gibi, bunların hepsi aslında eğitim sistemini farklı bir yere taşımak ve pedagojik açıdan değerlendirmeden bir takım kararlar almanın sonucunda oluştuğunu ifade edebiliriz. Oysa eğitim sistemi hem kamusal, hem bilimsel, hem de laik niteliklerinden uzaklaştırılmaya çalışılmamalı. Şu anda yapılan bu. Aynı zamanda okullar ve eğitim sistemi siyasetin arka bahçesi de olamaz. Bunu da her seferinde söylüyoruz. Ama şu anda geldiğimiz noktada hem kamusal, hem bilimsel, hem de laik niteliklerinden uzaklaştırılmaya çalışan bir yapıyla karşı karşıyayız. Okullaşma oranlarına hep önem veriyoruz. Şöyle bir örnekle başlayacağım. Bakın, Sayın Bakan Mahmut Özer 2 Nisan 2023 tarihinde bir tweet atıyor. Neden Sayın Bakan Mahmut Özer? Çünkü okullaşma oranlarına ilişkin bütün incelemeler, o konudaki veriler onun zamanında belirlenmişti. Sonrasında da zaten sistemlerinde MEP'in sayfasında da yer aldı. Ancak farklı rakamlarla yorumlandı. Şimdi 2 Nisan 2023'te Sayın Bakan Mahmut Özer diyor ki, eğitimin tüm kademelerinde okullaşma oranlarını %99'un üzerine çıkarttık diyor. Biz buna Plan Bütçe Komisyonu'nda böyle olmadığı konusunda itiraz etmiştik. Hayır, böyledir demişlerdi. Peki, oysa Milli Eğitim Bakanlığı'nın son yayınlanan yıl sonu gerçekleşmelerine baktığımızda, yıl sonu kesinleşmiş istatistiklerde bu oran %99.9 falan değil, %84.9. Belki seçim öncesinde farklı bir rakam göstererek bir algı yaratmak da olabilir. Sebebi tartışılır ama gerçekleşmiş rakam bu. Şimdi konuya şöyle bakalım. Bu ülkede 2012 yılından bu yana 6-8 yaş arası çocuklar için zorunlu eğitim uygulaması yapılıyor. Bunu hepimiz biliyoruz. Bu nedenle aslında okullaşmanın zaten %100 olması lazım. Ama %100 değilse çocuklarımızın okul dışında kaldıkları ve devlet güvencesinde olan eğitim haklarını kullanamadıklarını buradan çıkartabiliriz. 2022-2023 Milli Eğitim Bakanlığı istatistiklerine göre çocuklarımızın eğitim dışında kalmaları eğitim kademesi yükseldikçe artıyor. Yani ilkokulda okul dışında kalan çocuklar var ama ortaokulda daha fazla ve yukarıya çıktıkça daha fazla çocuğumuz eğitimin dışında olduğunu bu ifadelerden, bu istatistiklerden görüyoruz. Mesela birkaç örnek verelim. Yayınlanan istatistiksel verilere göre ilkokullarımızdaki toplam öğrenci sayısı 5.535.000 ve mevcut okullaşma oranına göre ilkokulda olması gereken 365.888 çocuk okulda gözükmüyor. Ortaokulda ise bu sayı az önce ifade ettiğim gibi giderek artıyor. Ortaokulda olması gereken 533.000
28 çocuk okul sıralarında değiller. Liselerde ise durum tabii ki daha vahim. 2022-2023 MEP istatistiklerine göre 714.551 çocuğumuz zorunlu lise eğitimi dışında. Peki bu çocuklar nerede? Bu çocuklar tarlada mı çalışıyor? Bu çocuklar ekonomik yetersizlikler sebebiyle okula mı gönderilemiyor? Bu çocuklar erken yaşta evlendiriliyor mu? Bunun sebepleri, peki bu çocuklar nerede? Bunu sadece biz sormamalıyız. Bunu aslında yönetenler de sormalı. Neden? Çünkü anayasa ve yasalarımıza göre Milli Eğitim Bakanlığı'nın çocuklarımızın eğitim hakkından yararlanmalarını sağlamanın yanında bunu takip etmesi de gerekiyor değerli basın mensupları. Bu konuyu Milli Eğitim Bakanlığı'nın neden çocuklar okul dışında bu konuyu Milli Eğitim Bakanlığı'nın takip etmesi gerekiyor. Milli Eğitim Bakanlığı Türk Ceza Kanunu 112. maddesinde düzenlenen eğitim ve öğretim hakkının engellenmesi suçunda ve aile hukukundan kaynaklanan yükümlülüğün ihlalini düzenleyen 233. maddede çocuklardan yana taraftır. Bu nedenle Milli Eğitim Bakanlığı şu sorulara cevap vermek durumundadır. Türk Ceza Kanunu'nun bu iki maddesi gereği, Milli Eğitim Bakanlığı bugüne kadar çocuklarımızı korumak, onların eğitim haklarını kullanmalarını sağlamak adına Cumhuriyet Savcılıklarına herhangi bir suç duyurusunda bulunmuş mudur? Bulunmuş ise bunun sayısı, yıllara göre dağılımı ve sonuçları neler olmuştur? Bunun paylaşılması gerekir. Bu çocuklar nerede sorusuna yanıt bulmalıyız ve gereğini de yapabilmeliyiz. Evet, şimdi bütçe dönemi geliyor ve 2024 bütçesi içerisinde eğitim bütçesi de tasarlanmış ve eğitim bütçesi konusunu ben size yazılı olarak eğitim bütçesinin dağılımını, Milli Eğitim Bakanlığı'nın 2024 yılı bütçesini, ekonomik sınıflandırmaya göre MEP bütçesini hepsini verdim. Ancak çok zaman almamak adına tek bir grafiğin ekrana gelmesini rica edeceğim. Milli Eğitim Bakanlığı MEP yatırım bütçesi ekrana getirebiliyor isek. Geliyor değil mi? Evet. Ben şöyle ifade edeyim ekrana gelirken. Bakanlar sürekli şunu ifade ettiler. Dediler ki Milli Eğitim Bakanlığı yeterli bütçeyi ayırıyor. En büyük bütçedeki payı Milli Eğitim Bakanlığı'na ayırdık. Ama değerli basın mensupları hiç öyle olmadı. Milli Eğitim Bakanlığı bütçesi içerisindeki yatırımlara ayrılan pay son derece önemlidir. Sorunların ne kadar ne derecede çözülüp çözülemeyeceğinin aslında cevabı oradadır. Tabii bir takım öncelikler de vardır. Yani siz önceleyendirebilirsiniz. Neye önem verdiyseniz, sorun çözmeye mi yoksa siyasallaştırmaya mı? Bütçedeki bir takım miktarları nereye ayıracağınız siyasi bir tercihtir. Aslında biz yıllar itibariyle hep bu siyasi tercihi gördük ve Milli Eğitim Bakanlığı'nın yeteri kadar bütçe ayırmadığını ve planlı da kullanmadığını gördük. İtirazlarımızı yaptık komisyonlarda. Ancak bunlarda da bir sonuç elde edilemedi. Fakat hep artıyor denen bütçenin aslında biz rakamlarla, sürekli oranlarla önceki yıllara göre gerilediğini her seferinde de ispatladık. Şimdi geldiğimiz noktada şu anda MEP yatırım bütçesi 1998 ve 2024 yılları arasında bir kıyaslamayı ekrana getirdik. Orada gri olarak görülen MEP bütçesi yatırım ödeneği içerisinde MEP yatırımlarına ayrılan payın nasıl yıllar itibariyle düştüğünü, son yıllarda küçük bir artış, yükseliş gibi görünmüş olsa da bunun yetersiz olduğunu burada çok net olarak söyleyebilirim. Peki neden yetersiz diyorum, neye göre yetersiz diyorum? Değerli basın mensupları, Milli Eğitim Bakanlığı'nın çözmesi gereken ama öncelemediği ve planlamadığı, doğru zamanda doğru işleri yapmadığı bir süreç içerisindeyiz. Bu süreç devam ediyor. Bakın, bu bütçe niye yetmez? 2024'te yükselme görülse bile hafif bir yükseliş. Bak, o kadar inmiş ki bakın yılları itibariyle. Çok hafif bir yükseliş görülse de eğitimdeki sorunlar hacim olarak büyüdüğü için bu bütçe asla yeterli değil. Mesela beslenme sorununu bu bütçe çözemez. Yani çocukların
bir en azından öğün sağlıklı beslenebilmesi için okullara bir yemek, bir sağlıklı su koyma hedefi yok bunun içerisinde. Böyle bir ihtiyaç görülmemiş. Bu bütçe böyle bir sorunu çözemez. Yeni okul ya da yeni okuldan vazgeçtim, deprem bölgesindeki okulların güvenilir hale getirilmesine bu yatırım bütçesi yetmez. Taşımalı eğitim problemini ortadan kaldıracak bir yatırım bütçesi yine değil. Okulların donanımlarının iyileştirilmesi konusunda yeterli bir bütçe değil. Değerli basın mensupları, halen okullarda velilerden para toplanıyor. Büyük ihtiyaçlar, çok bir önemli ihtiyaçlar var. Yani öyle küçük, sadece lüks için alınmış ihtiyaçlar değil bunlar. Örneğin temizlik görevlisi ihtiyacı var. Ama velilerden para toplanmadan bu ihtiyaçlar karşılanamıyor. Bunun gibi çok temel ihtiyaçlar için velilerden para toplanıyor. Her ne kadar bakanlık böyle bir şey yok dese de, bütün ihtiyaçlarını karşılıyoruz dese de, biz kendilerine çok sayıda örnekler verdik ve onlar da bunları da yerinde tespit ediyorlar aslında. Şimdi böyle bir ortamda önemli sorunları varken Milli Eğitim Bakanlığı'nın çalıştığı konular çok farklı. Öncelediği konular çok farklı. Ayırdığı bütçedeki oranlar işte göz önüne serdiğimiz gibi. Evet, ülkede ekonomik sıkıntılar var. Alım gücü enflasyon karşısında her geçen gün eridi. Hepimiz bunu biliyoruz. Daha kamusal eğitim ve parasız eğitim olması gerekirken, hatta çok sayıda çocuğumuz beslenemezken, mesela bir rakam verelim. 22 milyon 738 bin 300 çocuğun %33.7'sinin, yani 766 bin 800 çocuğun maddi yoksunluk çektiği ve beslenemediği gibi bir rakamımız var. Ne acıdır ki? Bakın, böyle bir süreçte aslında okullarda en az bir öğün, yalnız okul öncesine değil, bütün okullarda bir öğün en az sağlıklı bir yemek ve sağlıklı bir su verilmesi gerektiğini biz ifade ederken, sadece okul öncesi eğitime yapılan uygulama da ortadan kaldırıldı. Okul öncesi eğitimdeki çocukların önce sütünü kestiler. Sonra beslenme desteğini, yani bir öğün verdikleri yemeği çok gördüler. Şimdi de okul öncesi eğitimi ücretsiz olacak şekilde seçim vaatlerine rağmen, ücretsiz yapacağız şeklindeki seçim vaatlerine rağmen, bunları bir kenara atıp katkı payı şeklinde bir uygulama getirdiler. Yani ücretli hale dönüştürdüler. Değerli basın mensupları, yönetmelik ile düzenlenen bu kavramda, yönetmeliğin eski halinden bir cümle okuyorum. Diyor ki, okul öncesi eğitim hizmeti resmi okul öncesi eğitim kurumlarında ücretsizdir, diyor. 12 Mayıs 2023. Şimdi 11 Ekim 2023'te ifade şu. Diyor ki, öz bakım süreçlerini ve eğitim programının uygulanmasını desteklemek amacıyla katkı payı alınır. Yani cümlenin tamamını okursan biraz zaman alabilir ama katkı payı alınır. Yani ücretli hale gelmiş olduğunun ifadesi bu. Ve sizlere bunu açık haliyle verdim. Ama vatandaşa böyle söylenmemişti. Yani her şey seçim vaadi midir? Sadece aileler, veliler oy potansiyeli olarak mı görülür? Çocuklarımızın geleceği için, çocuklarımızın sağlığı için bir takım çalışmaların yapılması gerekmez mi? Bakın, bu yönetmelik değişikliği hukuk açısından da çok kötü bir örnek. Ayrıca şöyle bir durumda var. Zaten 2022-2023 eğitim öğretim yılında veliler ücretlerini ödememişlerdi. Ücret alınmayacağının geçerli olacağı eğitim yılı zaten 2023-2024 olacaktı. Yani bir önceki ödenmiş ama şimdiki ödenmeyecekti. Şimdi onu da ortadan kaldırmış oldular. Oysa anayasanın 42. maddesine göre ilk öğretim kız ve erkek bütün vatandaşlar için zorunludur ve devlet okullarında parasızdır der. Bu kadar açık. Ama bu yönetmelikle aslında bu cümleye de karşı konulmuş oluyor. Peki her şeye para bulan iktidar burada şu anda okul öncesi eğitimi zorunlu hale getireceğiz derken buna para mı bulamadı? Yemeğine, çocukların sağlıklı bir öğün yemeğine para mı bulamadı?
İşte bunlar hep bir siyasi tercihtir, önceliklerdir, hedeflerin doğru olarak belirlenmesi ve planlanması olarak konuşmamın başında ifade ettiğim konulardır. Evet, enflasyon, alım gücü her geçen gün kendisini hissettiriyor, kaybettiriyor. Vatandaş artık enflasyon karşısında çaresiz kaldı, eridi. Ve Eylül ayında enflasyon verilerine baktığımızda sanırım bir tablomuz daha ekrana gelmiştir. Bakın en çok eğitimdeki fiyat artışını görüyoruz. Yani Eylül ayındaki eğitimdeki fiyat artışı %80.96. Korkunç bir şey bu. Yani hem eğitimi her gün kamusal alandan çıkartıyorsunuz, hem okullar arası farklılaşmaları arttırıyorsunuz. Vatandaş iyi bir eğitime ulaşmaya çalışıyor, çabalıyor, gerektiğinde kredi kullanıyor, borç alıyor. Bir taraftan da enflasyon baskısı altında zaten okula gönderme gücünü bile kaybetmiş hale geliyor. Ama siz bunları görmeden en ufak bir desteği sağlamamaya da hatta paralı hale getirmeye, hatta yemeği de kaldırmaya devam ediyorsunuz. Halbuki bu enflasyonun etkisini velilerin üzerinden kaldıracak olumlu uygulamalar getirmeniz gerekirken, bakın %80.96. Artışın 2023 yılı Eylül ayında bir önceki aya göre artışın en yüksek olduğu ana grupta yine %30.27 ile eğitim oldu. Ve vatandaşlar zaten sıkıntı çekiyordu. Bu da önemli bir sorun. Peki az sonra üniversitelere geleceğim ama üniversite eğitimi de enflasyon rakamlarına oranlarına gelmişken bakalım. Üniversite eğitimi de yine en fazla artışın olduğu alan oldu. Bakın %127.72'lik bir artış olmuş bir önceki aya göre değişim oranı olarak baktığımızda. O konuya da geleceğiz. Eğitim sisteminin en önemli yapı taşlarından bir tanesi öğretmenlerimiz. Ve öğretmenlerimiz de zaten hem enflasyona yenik düşürülüyor, hem özlük hakları hiçe sayılıyor. Ama öğretmenlerimize bazı şeyler dikte edilerek talimatla getirilmeye çalışılıyor. Bu konuda önce değineceğim konu öğretmenlik meslek yasasıdır. Bunu çok yakın zamanda yine bir basın açıklamasıyla ifade etmiştim. Anayasa Mahkemesi öğretmenlik mesleğinin kariyer basamaklarına, yani aday öğretmen, uzman öğretmen, baş öğretmen ayrılmasına ilişkin madde hükmünü yine iptal etti. Yani bu itirazı iptal etti. Peki bazı küçük değişmeler olsa da bunlar yönetmelikte değişir diye düşünüyor. Yani böyle bir kolaylık da sağlayabilirler kendi lehlerine. Ama bunun olmaması gerektiğini tekrar ifade ediyorum. Bu uygulamanın öğretmenlerin görev başındaki niteliklerini geliştirici özelliğe de sahip olmadığı ortaya çıkmıştır. Bunu çok yakından da takip ediyoruz. Doğru uzman ve baş öğretmenlik için öngörülen ücretlerin koşul aranmaksızın kademe ve derecelerine göre bütün öğretmenlere verilmesi ve yeni bir öğretmenlik meslek yasasının bakanlık ve öğretmen örgütlerinin katılımıyla hazırlanması dileğimizdir. Bunun yöntemi bu şekilde olmalıdır. Biz yine bu konuda aynı görüşteyiz. Evet, her şey bitmiş, öğretmenlere önlük hediye edilecek. Öğretmenlerin özlük hakları çok iyi. Öğretmenler hiç yoksulluk çekmiyor. Maaşları yeterli ama şimdi önlük hediye edilecek. Çok önemli bir atraksiyon diye belki ifade edebilirim. Şimdi Bakan Yusuf Tekin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde önlük hediye edeceklerini açıkladı. Milli Eğitim Bakanlığı'nın 21 Ağustos 2023 tarihli genelgesinde öğretmenlerin mesleki temsil ve öğrencilere rol model olma bakımından önlük giymeyi tercih etmeleri teşvik edilecektir. Teşvik edilecektir ifadelerine yer verilmişti. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, eğitimin kök ve kronikleşmiş yüzlerce sorunu varken dikkatleri başka bir noktaya çekti belki bir anlamda. Oysa bir taraftan da 25 yıllık öğretmenin 25 bin lira maaş aldığını da biz ifade edelim burada. Açlık ve yoksullukla mücadele ederken kirasını ödeyebilmek için ek iş yapıp
zor durumda kalırken belki kendisine okumak için, kendisini yetiştirebilmek için bir kitap dahi alamazken kendilerine önlük hediye edilecek. Bunu da ifade etmekte fayda var. Değerli basın mensupları, öğretmenlerimizin hazırlık ödeneği diye bir kavram vardır. Her öğretim dönemine başlamadan önce öğretmenlere bir hazırlık ödeneği verilirdi. Şimdi ben burada azdır çoktur kıyaslamasını, yani çok rakam, işte enflasyona göre 2002 yılıyla kıyaslayacağım. Yani bu kadar basit bir karşılaştırmayla gözler önüne sermek istiyorum. Bakın 2002 yılında öğretim yılına hazırlık ödeneği 175 lira. Asgari ücret ise 187 lira. Yani 2002'de öğretmenlerimize döneme hazırlık ödeneği olarak asgari ücretin %95'ine yakın bir kısmı veriliyormuş. Onlar da ihtiyaçlarını bu şekilde karşılayabiliyorlarmış. Peki şimdi nasıl? 2023 yılına geldiğimizde öğretim yılına ait hazırlık ödeneği 1400 lira. 1400 lira. Asgari ücret ise 11.402 lira. Öğretim yılına hazırlık ödeneği şimdi asgari ücretin %12'si. 2002'de %95'i kadar asgari ücretin hazırlık ödeneği alıyordu. Şimdi asgari ücretin %12'si kadar bir hazırlık ödeneği alıyor. Peki ne yapacak? Zaten gelir yetersizliği içerisinde bu hazırlık ödeneği hangi ihtiyacını karşılayabilecek? Evet, sorun çok ama yüksek öğretime gelmem gerekiyor. Yüksek öğretim konusunda ayrı bir basın açıklaması da yapacağız. Ama bu basın açıklamamda değinmek durumundayım. Çok önemli geldiğimiz noktada sorunlar büyüdü. Şimdi ülkemizde planlanmış yurt hizmeti zaten yok. Yani yurtlar yeterli, yurtlar yeterli derken illere göre bir planlamanın olmadığını, bazen ihtiyaç duyulan illerde öğrencilerin, talep eden öğrencilerin %1'ine sadece hizmet verilebildiğini ama bazı yerlerde ihtiyacın daha az olduğunu biliyoruz. Peki geçen yıl kapasiteyi arttırdık dedikleri kapasite arttırışı nasıl oldu? Ranza koydular. Ranzalar koyularak yeni bir şey inşa edilmedi, yeni yapılar açılmadı. Bu şekilde bir belki göz boyama, bir algı yönetimi yapıldı. Şimdi öğrenciler gerçekten çok büyük sıkıntılar çekiyorlar. Ve çalışarak okumak zorunda kalan öğrenciler var. Yurt bulamadığı zaman kirayla bir ev tutmak ya da bir belki özel yurtta barınmak zorunda. Şu ortamda ailelerin gücü buna maalesef tabii ki yeterli olmuyor. Öğrenciler okulu bırakıp memleketine dönmek ya da hiç başlayamamak durumunda kalıyorlar. Ya da çalışmak yani zor koşullarda ve güvencesiz olarak çalışmak, o da tabii iş bulabilirlerse zorunda kalıyorlar. Oysa biz gelişmiş ülkelere baktığımızda, OECD ülkelerine baktığımızda çoğu, yani ne hangi ülkeye bakarsanız bakın, doğru bir planlamayla üniversite öğrencilerine bütçe ayrılmış, iyi bir bütçe ayrılmış ve üniversite öğrencilerinin sadece kendilerini eğitime kanalize etmelerini sağlayacak ortamlar yaratılmış. Oysa bizde ya üniversiteye devam edemiyor ya da zor şartlarda ve işte yani geçen gün yine duyduğumuz intiharlar içimizi yaktı. Öğrencilerin beslenememe sorunu var, öğrencilerin geçinememe sorunu var. Çünkü ailelerin durumları ortada ve bursları son derece yetersiz. Yani verilen burs miktarının 5-6 aylığını toplasanız ancak bir aylık kira edecek, hele büyük illerde mümkün değil. Bunları dile getirmemiz lazım. Tabii yerel yönetimlerimiz mümkün olduğu kadar bütün büyük illerde öğrencilerin barınma sorununu çözmeye çalışıyor. Ancak bu tabii ki devletin görevidir. Öncelikle Kredi Yurtlar Kurumu'nun burada doğru bir planlama, önceliklerini doğru olarak koyması gerekir. Bunları da ifade etmek isterim. Peki değerli basın mensupları, okul yemeğine gelen zam, tabii öğrencilerin belini büküyor. Okul yemeğine zam geldi diye itiraz ettiklerinde ya da işte bu ranzalı odalarda aslında işte 4 kişilik odada 6 kişi kalıyoruz diye itiraz ettiklerinde de bu gençlerimiz gözaltına alınıyor. Sorunlar gerçekten çok fazla ama ülkemizde bu sorunları çözmek için
kaynaklarımız yeterli. Az önce de ifade ettiğimiz gibi bu bir siyasi tercih meselesidir. Doğru planlama ve doğru önceleme ile bütün sorunlar çözülebilir. Teşekkür ediyorum.